Bir bardak daha içseydin Emine az yedin. Geç kaldım ya. Dükkanda da içiyorum zaten günde 40 bardak. Cafer. Hı. 20 yıldır koşturuyoruz. Düşündüm de. Ne düşündün? 20 yıldır sabahın köründe gidip açıyorsun dükkanı. Bayram seyran demeden, durdurak bilmeden. Hani diyorum ki. Hı. Niye yerinde sayıyorsun diyorsun değil mi? Eşeğin kuyruğu gibi ne uzayıp ne kısalıyorsun ha? Yok canım öyle değil de yani. Vallahi desen de haklısın hatun. Diyecek pek bir cevabım yok yani. Sana da üzülüyorum Cafer. Bazen uyurken seyrediyorum seni. Ya nasıl söyleyeyim, harpten çıkmış gibi bitkin, yorgun. Öyle ama. Bak yaz da geldi. Şöyle bir çıksak memlekete, annemlere gitsek. Dalından kiraz, toprağından marula, ne dersin? Şehnaz, dükkan kendi kendini zor çeviriyor zaten. Az daha duralım, o da olur inşallah. Peki, öyle olsun bakalım. O dükkan iki çocuğu üniversitede okutup 4 nüfusa bakıyor be Şehnaz. Daha ne yapsın? Tamam canım tamam da hani biraz da o kadar saçıp gürlemesen, her yerine babanın oğlu muamelesi yapmasa. O dediğinin hesabı ayrı tutulur ha? Ayrı tutulur. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Ekmek. Ekmek kalmamış. Gidip bakkaldan alırız beraber. Hadi sen dışarıda bekle. Ben de hazırlanıp geleyim. Yapma Zeynep. Yapma kızım. Bir çaresi bulunur elbet. Etme yavrum. Biliyorum anne. Biliyorum. Ama Merve. Merve'yi ne yapacağız? Çaresizim anne. Çaresizim. Şimdi çıkacağım anne. İnsanların yemeyip de attığı ne varsa alıp geleceğim. Allah'ım. Allah'ım. Üzülme anne. Üzülme. Bugünü de bitireceğiz. Üzülme. Yavrum. Alo, Kerem, sen misin oğlum? İyiyim yavrum, sen nasılsın? Aman aman, dikkat et evladım. Ha baban, iyi o da oğlum, çalışıyor, ne yapsın?
Tabii tabii. Ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. İyi de oğlum, bu her isteyene 3-5 kuruş veriyor. İki elma da benden olsun diye fazla fazla tartıyor. Ne olacak? Hamallığı da babana kalıyor tabii. Neyse. Neyse hadi oğlum, ablana da selam söyle. Hadi yavrum, öpüyorum evladım. Sonunda bu da oldu. Sonunda çöpten ekmek de topladık demeyesin sakın. Sakın kendini sarsmayasın. Dünya hali bu evladım. İnmek de var, çıkmak da. Üzülme yavrum. Üzülme Zeynep'im. Hiç üzülme yavrum. Hiç üzülme. Her şey düzelir. Aradı bugün, selam mı var? Aleyküm selam. Paralarım mı bitmiş yine? Yok canım, günahını alma çocuklarım. Merak etmiş aradı işte. İyi. Şeynaz. Ya para mara deyince aklıma geldi. Bizim yan tarafta çalışan kalfa bir çocuk. Garibin biri. Ev açıyormuş da. Hani kullanmadığımız eşya falan varsa diye. Yine mi Cafer? Ya ne olacak işte? Ya sen bu evde... Neyse, bakarım bir çaresine. Hak şöyle, aslansın sen. Aslan tabii. Ben eskileri vermesem, sen elvallah gider taksitle çocuğa yenilerini alırsın. Küçük hanım, bak benim dükkanımdan seçebilirsin istersen. Teşekkür ederiz. Biz de gidiyorduk zaten. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Yanlış anlamayın. Sadece küçük kıza ikramda bulunmak istemiştim. Dükkan hemen şurada. Hadi, hadi. Teşekkür ederiz. Size de çok... Ne önemi var canım? Bunların İrap'ta mahalli yok. Siz burada oturun, ben hemen geliyorum. Allah aşkına bekleyin ama, olur mu? Niye yapıyorsunuz bunu? Biz şey değiliz ki. Dilenci mi diyecektin? Hayır, elbette değilsiniz. Bu anlaşılıyor zaten. Ama insan çekinmemeli. Hepimiz her an ihtiyaç sahibi olabiliriz. Düşünsene, peygamberin arkadaşları bile... Peygamberin arkadaşları ne yapmış? Aç kalanlar olmuş. Arpa ekmeği bile bulamayanlar. O zor günleri yardımlaşmayla aşmışlar. Herkes diğerinin sofrasına misafir olmuş. Az dememişler, çok dememişler, ekmeği paylaşmışlar. Ve peygamberimiz demiş ki... Bir kişiye yeten, iki kişiye de yeter. İki kişiye yeten, üç kişiye de yeter. Anladın mı şimdi? Hadi, ben de sizin o tarafa gidiyordum. Bırakayım sizi de. İyi ama nerede oturduğumuzu bilmiyorsunuz ki. İyi ya, öğreniriz işte.
Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.